Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Benden bayağıdır istenen bir video ile beraberiz. Bu videoda mühendislik için alınabilecek en iyi laptopları birlikte inceleyeceğiz. Sadece yazılım veya bilgisayar mühendisliği değil, mühendislikte her alan için en iyi laptoplar olacak. Bu laptopları alabileceğiniz en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve baştan belirteyim, bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Fakat burada bir alt limit belirlememiz gerekiyor. Çünkü sadece yazılım tarafında değil, AutoCAD, SolidWorks gibi programlar için işlemci tarafında uygun fiyatlı laptoplarda olan U serisi işlemciler kesinlikle yeterli değil. Burada mühendislik için kesin bir şekilde H serisi işlemcilere yönelmemiz gerekiyor. Ve tabii ki sadece donanımda değil, soğutma, kasa kalitesi ve uzun ömürlük yönünde düşündüğümde en iyileri seçtim. Ve şu an için dolar kuru ve piyasayı düşündüğümde alt limitimiz 20.000 TL ve 60.000'e kadar çıkacağız. Sizce bu serinin devamı yazılım ve grafik tasarım içinde gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu serinin devamı tamamen size bağlı. Şimdi hemen mühendislik için alınabilecek en iyi laptopumuza başlayalım. Burada özellikle 3D modelleme, grafik işleme ile uğraşmayacaksanız batarya, işlemci ve kasa kalitesi ile benim favorilerimden Huawei MateBook D16 modelini görüyoruz. Huawei MateBook D16'da i5 12. nesil H serisi oldukça performanslı bir işlemci kullanılmış. 8 GB RAM, 512 SSD'nin yanında Windows 11'inde lisanslı olarak geldiğini söyleyeyim. Ekran yönünde de bu fiyatlarda en kaliteli laptop. Metal kasası, klavye hissiyatı ve genel deneyimiyle özellikle de yazılım tarafında kullanacaksanız bu laptop en ucuza alınabilecek en mantıklı seçenek. İkinci sırada özellikle 3D modelleme, AutoCAD ve SolidWorks'e kullanacaksanız yani makine inşaat veya mekatronik mühendisliği için alınabilecek en ucuz laptop Asus TUF F15. i5 12500H gibi performanslı bir işlemciyi görürken RTX 3050'nin 95 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 8 GB RAM artık AutoCAD gibi uygulamalar için minimum seviye diyebilirim. Yani bu laptop'tan tam performans istiyorsak mutlaka RAM'i 16 yapın. RAM'i nereden alacağız, hangisi uyumlu diye de düşünmeyin. Çünkü bu laptop için alabileceğiniz en mantıklı RAM'i de açıklama ve yorumlara koyacağım. Bu laptop'u alırsanız 8 GB'lık RAM'i de mutlaka sepete ekleyin. Önceden ben de kendimi aldığım için RAM yükseltme rehberini de kanalda çekmiştim. O videoyu da kartlara koyarım. Onu izleyerek RAM yükseltmesini yapabilirsiniz. Ama ben yükseltmeyle uğraşmak istemiyorum diyorsanız bu noktada Acer Nitro 5 fiyat performans olarak 16 GB RAM'li en ucuz ve en mantıklı laptop diyebilirim. Ryzen 7 6800H gibi 8 çekirdek ve 12 threadlik bir işlemci kullanılmış ve bu işlemci i5 12. nesilden kesinlikle daha performanslı. 16 GB çift kanal 4800 MHz RAM'ler, 512 SSD ve RTX 3050'nin 95 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 15.6 inç 144 Hz IPS bir panelle de geliyor. Tek renk kırmızı aydınlatması ve özellikle de kasa kalitesiyle benim gerçekten beğendiğim bir laptop. Dördüncü sırada benim grafik tarafıyla yani AutoCAD, SolidWorks gibi uygulamalarla işim yok diyorsanız listedeki ilk laptop olan Huawei MateBook'un 16 GB RAM'lisi çok daha mantıklı. Çünkü MateBook serisinde RAM'ler anakarta lehimli olduğundan sonradan bir yükseltme yapamıyoruz. Uzun vadeli kullanacaksanız bütçeyi zorlayıp kesinlikle bu modeli alın. Özellikle bütçem 25.000 ise hem işlemci hem ekran kartı hem de soğutma tarafında bu fiyat bandının açık ara en iyisi benim de favorim olan Victus 16'nın Ryzen 5 7. nesil versiyonunu görüyoruz. Bu işlemci render tarafında bu fiyat bandının açık ara en iyisi diyebilirim. 16 GB 8x2 5600 MHz RAM, RTX 3050'nin güncellenmiş versiyonu olan 6 GB VRAM ve 90 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Bu ekran kartı 4 GB'lık 3050 oranla yaklaşık %20 daha iyi ve bazı noktalarda 3050 Ti'nin de önüne geçmeyi başarıyor. Victus 16'nın bu kasası soğutma olarak da rakipsiz diyebilirim. 25.000 TL'lik bir bütçede benim kesinlikle favorim. Ama 25.000'den yukarı çıkabiliyorsak yani bütçemiz 25'te 30.000 bandındaysa maalesef stoğu çok fazla olmayan ama bu aralıkta alınabilecek en fiyat performans laptopu Lenovo'nun Log modelini görüyoruz. Victus 16'daki Ryzen 5 7640S burada da kullanılmış. 16 GB 5200 MHz RAM'ler, 1 TB SSD ve bu laptopun en önemli artısı RTX 4050'nin 95 Watt'lık versiyonuyla gelmesi. Ekranda 15.6 inç IPS, 144 Hz Full HD bir panel kullanılmış ve 350 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Ve bir gaming laptopa göre ekran kalitesi oldukça başarılı diyebilirim. Ayrıca ısınma problemi olmayan bir laptop diyebilirim ve klavyesi de tek renk bir aydınlatmaya sahip.
7. sırada tam olarak bütçeniz 30.000'se de mühendislik için en mantıklı laptop Victus 16'nın Ryzen 7 7. nesil ve 16 GB RAM'li versiyonunu görüyoruz. 1 TB SSD ve RTX 4050'nin de 120 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 16.1 inç Full HD 144 Hz bir panele sahip. Kasa kalitesi soğutma yönünden Victus 16'ların hepsi birebir aynı. Yani Victus'lar arasında ısınmayı belirleyen faktör işlemci oluyor. Ve Ryzen tarafında özellikle 7. nesil işlemciler hem verimlilik hem de performansta oldukça dengeli. Bu laptopu kullanırken 80 derecelerin üstünü hiçbir şekilde görmeyeceksiniz. Ve 30.000 TL'ye de en mantıklı laptop. 8. sırada özellikle işlemcisiyle açık ara rakipsiz olan, büyük ihtimalle bu fiyatta en fazla bir hafta kalacak Victus 16'nın 2024 versiyonunu, yani i7 14. nesil HX serisi işlemciyi burada görüyoruz. Bu işlemci 20 çekirdek ve 28 threadlik bir yapıya sahip. Özellikle 3D modelleme, tasarımla uğraşacaksanız AutoCAD, SolidWorks gibi uygulamalarda uygun fiyatlı bir cihazdan beklenmeyecek şekilde profesyonel seviyede bir performans veriyor. Bütçenizi zorlamayacaksa sadece fiyatına oranla değil, mühendislik için her anlamda düşündüğümde en mantıklı laptop. RTX 4060'ın da 120 Watt'lık versiyonu kullanılmışken 16 inç Full HD 144 Hz bir panel yine bu laptopta var. Ve son sırada sadece performans ve soğutma olarak değil, özellikle ekran kalitesi, tasarım ve RGB klavyesiyle şık bir laptop istiyorsanız ve aldıktan sonra da en az 4-5 sene yükseltme gerektirmeyecek Acer'ın Predator, yani üst segment serisinden Helio modelini görüyoruz. i9 13. nesil HX serisi bir işlemciyi görürken 24 çekirdek ve 32 threadlik bir yapıya sahip. Bu fiyatlarda işlemci olarak en güçlü cihazlardanken 16 inç 2K Plus 1600p ekranı 165 Hz'lik tazeleme ile de geliyor. 32 GB çift kanal RAM'ler, 1 TB SSD de bu laptopun artısı ve RTX 4070'in de tam performans 140 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Ekran kalitesi, performansı, klavye hissiyatı ve kasa kalitesiyle düşündüğümde mühendislik için 4070'li en mantıklı laptoplardan biri. Ve şimdi son bir değerlendirme yaparsak, açıkçası mühendislik tarafında her alan için alınabilecek en mantıklı laptoplardan bahsettim. Ama burada bütçeyi çok da yukarı çıkarmadım. Özellikle 4080 tarafında çok daha üst seviye laptoplar var. Ve en iyi 4080 laptopları detaylı bir şekilde incelediğim ayrı bir videoda yapmıştım. Onu da kartlara koyarım veya kanaldan biraz aşağı indiğinizde oradan izleyebilirsiniz. Yani burada tarafsız bir şekilde en mantıklı cihazları inceledik. Önerdiğim laptopların hepsinin de güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Sizce bu serinin devamı yazılım, grafik tasarım veya mimarlık için de gelsin mi? Gelsin diyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da yine mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kalın.